Çok teşekkür evet, ediyoruz. öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu gerçekten. yoktu. Anasını satayım içimden geldi. Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Map kitap okumalarıyla e, konu tekrarlarında bitkilerin yapısı, bitki biyolojisini yürüsünü e, biraz okuyacağız. Tabii ki bir çok uzun bir konu. Nereye kadar canımı sıkılırsa oraya kadar okuyacağız. Yani bir 40-50 dakikayı gözden çıkarmış bulunuyorum. Bakalım. Çiçekli bir bitkinin temel kısımları ve yapısı ve görevleri ile başlıyor konumuz arkadaşlar tabi bitki ikiye ayırıyor sürgün sistemi ve kök sistemi diye toprağın altındaki kısma kök sistemi demiş toprağın üstündeki kısmı ise sürgün sistemi demiş tabi toprağın altında sadece kök varken toprağın üstünde ise gövde meyve çiçek yaprak gibi yapıların olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kök sisteminin temel görevinin arkadaşlar bitkiyi toprağa bağlamak olduğunu, bazı besinleri depo etmek olduğunu görüyoruz. Özellikle kurak bölge bitkileri için önemlidir kökün arkadaşlar e, yayılması, e, toprak için yayılması. Yine e, toprak kayması veya toprak kaybı dediğimiz erozyonda da kök önemlidir. Sürgün sistemi ise bitkinin arkadaşlar yaprak, çiçek gibi meyve gibi planını taşıyan kısım olarak adlandırılıyor. Bitkisel dokulara geldiğimizde arkadaşlar 4 tane temel bitkisel doku olduğunu görüyoruz. Meristem doku, iletim doku, temel doku ve örtü doku. Meristem doku ile başlayacak olursak bitkilerdeki bölünür doku, hayvan salıcılardaki neredeyse kök hücreye arkadaşlar isabet gelen bir doku olarak düşünebiliriz. Meristem dokuya baktığımızda bitkinin kök ve gövde ucunda olduğunu görüyoruz. Kök ve gövde ucundaki bölüm büyüme bölgelerinde bulunduğunu görüyoruz. Ve kendisinin sürekli bölünme yeteneğine sahip embriyonik dokulardan meydana geldiğini görüyoruz. Meristematik hücreler yeni hücreler oluşturmak üzere bölünüyorlar ve bu bölünmeyle oluşan hücrelerin bazıları yeni hücreler oluşturmak üzere meristematik bölgede kalırken diğerleri zamanla farklılaşarak bitkinin büyüyen doku ve organlarını kalıtırlar. Hocam ne demek istiyor burada? Yani meristem dokunun bazıları ömür boyu ölene kadar meristem doku olarak kalabiliyor ama bazıları da bölünmeyen dokulara yani bölünmez dokulara dönüşebiliyor. Meristem doku hücrelerine baktığımızda canlı, bol stoplazmalı, büyük çekirdekli, ince çeperli ve metabolizmanın hızlı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sürekli bölünebilme özelliğine sahip olduğu için bitkilerde büyümenin sınırsız olduğu kabul ediliyor. Ama tabii ki sınırsız olup bulutlara kadar çıkan bir bitki yok. En uzunu sekoya burada da bahsetmiş. O da 100-150 metre civarı kadar uzuyor arkadaşlar. Meristem dokuya baktığımızda bulunduğu yere göre uç meristem dediğimiz apikal meristem ve yanal meristem olarak iki ayrılığını kökenine göre ise arkadaşlar primer meristem ve arkadaşlar sekonder meristem diye iki ayrıldığını primer meristemin yaptığı büyüme şekline primer büyüme sekonder meristemin yaptığı büyüme şekline ise sekonder büyüme dendiğini görüyoruz arkadaşlar. Bitkinin kök ve gövde uçlarında bulunan meristem dokumuz uç meristemdir ve bitkinin boyuna büyümesini sağlar ve bu bitkinin boyuna büyümesini diğer adı da primer büyümedir arkadaşlar. Primer büyüme neyi sağlar? Primer büyüme arkadaşlar büyüme köklerin toprakta yayılmasını ve sürgünlerin güneş ve karbonhidratlardan daha fazla faydalanmasını sağlar. Güzel bir soru olabilir. Primer büyüme ne işe yarar? Köklerin toprakta yayılmasını, daha fazla su ve mineral alınmasını sağlar tabii ki. Sürgünlerin güneş ışığında ve karbonhidratlardan daha fazla faydalanmasını sağlar gibi bir cümle kullanabiliriz. Otsu bitkilerde arkadaşlar yalnızca primer büyüme görülürken odunsu bitkilerde hem primer hem de sekonder büyüme görülebilir saygıdeğer arkadaşlar. Yani buğdayda sadece primer büyüme varken dışarıda bir kavak ağacında hem primer hem sekonder büyüme rastlayabilirsin. Primer büyüme nedir? Primer büyüme arkadaşlar uç meristemin yaptığı büyüme şekli uç meristem bitkinin boyca uzamasını sağlayan ve primer büyümeye sebep olan meristem doku diyoruz arkadaşlar. Ve uç meristemler tabii ki primer meristemlerden üretilir arkadaşlar. Uç meristem embriyonik dönemden itibaren bitki canlı kalça sürekli bölünme özelliğini korur. Uç meristem bulunduğu bölgelere uzama büyüme olayları gerçekleştiği için büyüme noktaları denir arkadaşlar. Uç meristem bulunduğu bölgeye ne diyormuş? Büyüme noktası diyormuşuz arkadaşlar. 1. meristem dokucuların bölünmesiyle uzayan dallar bitkinin ışık, ışıktan daha fazla ayarlanmasını sağlar. Üst kısımda söylemiştik bunu. Atmosferden daha fazla karbonhidrat alınmasını sağlar. Uzayan köklerde topraktan daha fazla su ve e, maden satırı yani mineral alınmasını sağlayabilir arkadaşlar. Primer meristem dediğimiz uç meristem hem tek yıllık bitkilerde hem de çok yıllık bitkilerde bulunma özelliğine sahip. Kökte uç meristemi kalipta denilen yüksük koruyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum kökte uç meristemi kalipta denilen yüksük koruyor e, gövdede ise koruyucu yapraklar koruyor. Kaliptra dediğimiz yapı kök toprak derinliklerinde de doğru uzanırken toprağın sert kısımlarına karşı kökün uzamasını sağlayan melistemi koruyor arkadaşlar. Ayrıca çıkardığı salgılarla toprağın yumuşamasını ve kökün daha kolay uzamasını sağlar. Kaliptra zedelendiğinde büyüme noktası yani melistem doku kaliptayı onarır arkadaşlar. Bakın burada ek bilgi de ne diyor? Kök yüksü çok narin olan melistem fiziksel olaylarından korur. Kök yüksüğü yer çekimini algılayarak kökün yer çekimiyle aynı doğrultuda hareketini sağlar. Bence önemli bir bilgi soru sorulduğunda ters köşe yapabilir. ülkenin bir çoğunun bunu bilmediğini emin olabilirsiniz. Sekonder meristeme geldiğimizde sekonder meristemin ise arkadaşlar enine büyümeyi sağlayan yani yanal büyümeyi sağlayan meristem olduğunu görüyoruz. Sekonder büyüme köklerin ve sürgünlerin enine büyüyerek kalınlaşmasıdır arkadaşlar. Sekonder büyüme tabii ki yanal meristem ürünüdür arkadaşlar. Yanal meristemler kök ve gövde boyunca uzanan bölünmekte olan hücrelerin oluşturduğu bitkinin eline kanılaşmasını sağlayan silindirlerdir. Yanal meristemler sekonder meristemlerden köken alır. Nasıl e, uç meristemler primer meristemden köken alıyorsa yanal meristem de sekonder meristemden köken alır. Bölünme yeteneğini kaybetmiş hücreler arkadaşlar yeniden bölünme özelliği kazandığında ismi sekonder meristem olur. Kapalı tohum bitkilerin çift çenekli olanlarında ve çam gibi açık tohum bitkilerde arkadaşlar e ee, yanal meristem dediğimiz aslında sekonder büyümeyi sağlayan meristem bulunur. Odunsu bitkilerin gövde ve köklerinde sekonder büyüme ile inine kalınlaşma gerçekleşir. Yapraklarda sekonder büyüme nadiren görülür. Zannedersem çöl bitkilerinde buna benzer durumlar mevcut. Sekonder büyümede iki lateral meristem görünüyor. Yani iki tane sekonder meristem çeşidi var. Birisi sevgili arkadaşlar vasküler kambiyum dediğimiz damar kambiyumu yani iç kambiyum. Birisi de mantar kambiyumu dediğimiz dış kambiyum. Vasküler kambiyumun geldiğimizde ise damar kambiyumu adı üstünde aslında damarlarda bulunur arkadaşlar. Yani damarlarda da bulunur. Eee tek yıllık gövdelerde de bulunur. E, çok yıllık gövdelerde de bulunur ve enine kalınlaşmayı sağlayan en temel kambiyumdur aslında. Yeniden bölümü özelliği kazanmış parankim hücrelerinden oluşur. Bu arada sekonder mesem kimden meydana geldiğini de öğrenmiş olursunuz parankim hücrelerinden. Odunsu ve otsu bitkilerin kök ve gövdelerinde madde iletiminden sorumlu yapıların oluşmasını sağlar. Kimdir hocam madde iletiminden sorumlu yapılar? Kısilen ve e tabi bu sayede enine büyüme gerçekleşmiş olur. Sekonder büyüme yaş halkalarını oluşturur. Ilıman bölgelerdeki çok yıllık odunsu bitkilerde enine büyüme ilkbaharda başlar, yaz boyunca devam eder ve sonbaharda oldukça yavaşlar arkadaşlar. E, büyüme sırasında ilkbaharda büyük ve ince çeperli hücreler oluşuyor ki bu açık renkli oluyor. Sonbaharda küçük ve kalın çeperli hücre oluşuyor. Bunlar da koyu oluyor. Kısacası ilkbahar halkası daha açık renkli ve daha büyük sonbahar halkası daha koyu renkli ve daha ince oluyor arkadaşlar. Üst üste dizilen bu tabakalar enine kestiği iç içi halkalar oluşturur arkadaşlar. Bu halkalara da biz yaş halkaları diyoruz. Sonbahar halkası koyu renkli, ilkbahar halkası ise açık renkli görülür. Yani her sene bir açık bir kapalı, bir açık bir kapalı gibi düşünebilirsiniz. Halkaların genişliği de arkadaşlar iklimle alakalı bize bilgi vermektedir diyor. Son cümleyi altını çizelim. Tek çenek bitkilerde ve yapraklarda kambiyum bulunmaz. Tek çenekli bitkiler demek yapraklarda kambiyum bulmaz. Bu demek istiyor ki çift çenekli otsu bitkilerde kambiyum var ama enine büyümeyi sağlamaz. Mantar kambiyumuna geldiğimizde ise enine büyüme sırasında arkadaşlar odunsu gövdelerin en dıştaki koruyucu tabakasının hücreleri gerilmeye dayanamaz ve parçalanır. Yani normalde en dışta ne var? Epidermis var. Epidermis enine büyüme sonucu parçalanıyor ve arkadaşlar parçalanınca yerini mantar kambiyumunun oluşturduğu koruyucu bir doku oluşturuyor. Bu dokuya biz arkadaşlar ne diyoruz? Aslında peridermis diyoruz. İşte o peridermis oluşturan tabakanın adı nedir arkadaşlar? Mantar kambiyumu diyoruz arkadaşlar. Mantar kambiyumu. Yani kısayası mantar da aynı iç kambiyum dediğimiz damar kambiyum gibi bitkilerde enine büyümeyi sağlar. Bitkide enine kalınlaşma gerçekleştiğinde mantar dokunun en dışındaki hücre sıraları mantar kambiyum tarafından sürekli yenilenir. Bu durum enine kalınlaşmayı sağlar. Mantar doku hücreleri canlılığını kaybetmiştir. En dışındaki hücreler canlılığını kaybederek peridermise dönüşür diyoruz arkadaşlar. Tabi mantar dokunun ölmesi lignin ve süberin birikmesinden dolayı kaynaklanıyor arkadaşlar. Süberin ve lignin birikmesinden kaynaklanıyor. Bu da suya geçirimsiz su kaybını engelleyen bir yapı oluşuyor. İyi bir şey yani. Temel dokuya geldik. Temel doku nedir? Temel doku bitkilerdeki bağ dokun eş değer dokuzdur. Diğer doku ve organların arasında olan dokuya temel doku diyoruz. Çok farklı görevleri vardır. 3 çeşit e, temel dokumuz var. 1 parankima dokumuz var. 2 kollenkima dediğimiz pek dokumuz var. 3 sklenkima dediğimiz sert dokumuz var. Parankima dokuyla başlayalım arkadaşlar. Parankima nedir? Parankima bitkinin temel dokusunu oluşan temel hücrelerden oluşuyor arkadaşlar. Bitkinin tüm kısımlarına bulunur ve dokuların arasını doldurur meristem hücrelerinin farklılaşması ile oluşuyor. Kendisi arkadaşlar yani meristem bir primer meristem bölümü özelliği itirerek parenkimaya dönüşüyor. İşlev yapan hücreler biraz aslında meristem doku benziyor. Canlı, ince, esnek, çeperli, bol toplanma küçük kofulu. Yani e, meristem dokudan az önce özellikleri arkadaşlar. Parankima dokuda e, fotosentez yapan e, doku çeşidi var depolama yapan doku çeşidi var, havalandırma yapan depo çeşidi var. Temel görevlerine baktığımızda fotosentez solunum ve depolama olduğunu görüyoruz. Ve parankim genelde bölünmediğini görüyoruz. Ama bölünme özelliği kazanabildiğini söyledik. Ancak bazı koşullar yeniden bölünme özelliği kazanabilir. Örneğin. Yaralanmış bir bitkide parankim hücrelerinin yeniden bölünme özelliği kazanmasıyla oluşan dokuların oranı salınabilir ki bu parankima doku bölünme özelliği kazanarak yaralanan yerde yara kambiyumu dediğimiz arkadaşlar bir kambiyum oluşur ama yara kambiyumunda müfredat açısından sorumlu değilsiniz. Ayrıca laboratuvar koşullarında tek bir parankim hücresinden bütün bir bitki üretmek mümkündür arkadaşlar. Parankim hücrelere ihtiyaç halinde hormonların etkisiyle sekonder meristeme dönüşebilir. Bu hormon genelde sitokinindir arkadaşlar. Parankim hücreleri bulundukları organın morfolojik ve fizyolojik işlevlerine göre değişik şekillerde olabilir. En önemli parankima dokumuz özümleme parankiması. ÖSYM'nin en çok soru sorduğu parankima dokusu. Yaprağın altında ve üstünde de bulunabiliyor. Yani aslına bakarsanız yaprağın altında ve üstünde çok saçma bir cümle oldu. Çünkü okuduğum için buradan saçmalayabiliyorum. Okumamam gerekiyor. Okuyunca sıkıntı oluyor. Ama okuyacağım. <laughs> yaprağın baktığımız arkadaşlar bu enine kesildiğini görüyorsunuz. Enine kesildiğinde bir bakın şu üst şu alt taraf arkadaşlar. Şurası alt epidermis. Alt epidermis. Burası üst epidermis arkadaşlar. Üst alt yapı dermisinde mezofil tabakası var. Aslında alt, üst alt yapı dermisinin arasında olduğun yapı mezofil tabakası. Mezofil tabakasının üst tarafında üst yapı dermisine bakan kısımdaki parankimojinin daha düzenli dizildiğini görüyoruz. Ki bunlara parizat parankimas diyoruz. Alt taraftakilerin ise hücresi arası boşlukların daha fazla olduğunu ve daha düzensiz olduğunu görüyoruz. Buna da sünger parankiması diyoruz. İşte parizat ve sünger parankimasının oluşturduğu bu parankimayı biz özümleme parankiması diyoruz. Bitkinin özellikle yapraklarda ve yeşil gövdelerinde bulunan ve bitkinin fotosentezin temel yapıldığı kısmıdır arkadaşlar. Bol kloroplast taşır bunlar ve fotosentez yapan kısımdır arkadaşlar. Kısayası bitkinin mutfağı diyebiliriz. Parizat parankiması hücreleri şekil olarak silindiriyi andırırken yan yana dizilmiş ve aralarındaki boşluk daha azdır ve bol kloroplast olduğu için ee, mikroskop daha koyu yeşil görünür. Sünger parankimasının oluşan hücreleri arkadaşlar daha düzensiz dizilim gösterir, hücre arası boşlukları daha fazladır ve palizat parankimasına göre daha az kloroplastıdır Dolayısıyla daha az yeşil görünür, hücre arası boşlukları da çok daha fazladır diyoruz. Depo parankimasına geldiğimizde gövde ve köklerde besin, su, yağ depo edebilir. E, Bitkinin çeşidine göre depo ettiği madde değişebilir. İletim parankiması diğer dokularla, diğer organlarla iletim dokularındaki bağlantıyı sağlayan parankima dokudur. Havalandırma parankiması ise oksijen karbondioks problemi olan bataklık ve su bitkilerinin arkadaşlar oksijen karbondioks eksikliğine özellikle oksijen eksikliğine gelme adına eee olan bir parankima dokudur diyoruz. Bu bu hücreler havanın yeterli olduğu ortamlarda bitkinin gaz alışverişi yapmasına yardımcı olur diyoruz. Kolankimaya geldi. Kolankima bitkinin arkadaşlar genç bölgelerinde özellikle bulunuyor. Bitki uzaması devam eden ve gelişen çiçek sapı, yaprak sapı, genç gövde ve sürgünlerin genç kısımlarına bulunur ve bu kısımlara mekanik desteklik sağlar. Her organda bulunmuyor kısayası arkadaşlar. Genç organlarda bulunuyor. Kolankim hücrelerinin çeper kalınlaşması arkadaşlar parenkima kadar olmasa da yine de belli bir kalınlıkta. Parenkimadan kalın, sıklarankimadan ince. Ama tabi ölmesine sebep olmuyor bu kalınlaşma arkadaşlar. İşlev yapan hücreleri canlıdır. kolenkimanın. kimanın canlı hücrelerden oluşuyor. Kollen hücrelerinin çeperlerinde seliloza ek olarak pektin birikimi var. Ve düzensiz kanılaşmalara sebep oluyor. İşte bu düzensiz kanılaşmalar bazen köşe kollan bazen levha kollan sebep oluyor arkadaşlar. Birçok bitkinin sapı kesildiğinde elimize gelen o ince ipliksi siyapıların kollan olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sıklaran kimaya geldiğimizde ise sıklaran kimanın sert ve ölü bir tabaka olduğunu görüyoruz. Özellikle bitkinin üremesini, üreme de büyümesinin durduğu ölü bölgelerde bulunuyor. Çok daha sert olduğunu görüyoruz kollenkimaya göre arkadaşlar. İlk oluşkuların canlı olmasına rağmen lignin ve süberin birikmesinden dolayı arkadaşlar zamanla işlev yapan sıklarenki mojide cansızlaşıyor. Uzama, bükülme ve esneme yetenekleri yoktur ve her organda bulunmaz. Tıpkı kolankimada olduğu gibi her organda bulunmaz arkadaşlar. Temel göre bitkiye desteklik ve dayanıklılık sağlamaktır, bitkiyi güçlendirmektir. Ama mesela kolankiman özelse bitkiye e, arkadaşlar esneklik kazandırmaktır diyoruz. İki aslına bakarsanız taş hücreleri ve sık lifleri diye arkadaşlar sık taş hücreleri fındık, ceviz, badem gibi tohumların kabuklarında, şeftali, kayısı, erik gibi meyvelerin çekirdeklerinde Ayva, armut gibi meyvelerin kumsu özelliğine sahip etli kısmında bulunur. Ayva yedim derken ayva yediğinizde boğazınızda durmasının sebep olan yapı taş hücreleridir arkadaşlar. Sarımsakta, ketenle kenevirde bulunan arkadaşlar uzun hücrelerin oluşur yapı ise sıklanan kim lifleri denir ve dayanıklıdır. Gelinmeye karşı dayanıklıdır arkadaşlar. Ketenden elde edilen lifler işlenerek elbise yapımında kullanılırken kenevir lifleri ise halat yapımında kullanılır diyoruz. Geldik iletim dokuya arkadaşlar. İletim doku ise bitkide su, mineral ve besin iletimini sağlayan dokudur saygıdeğer arkadaşlar. Bitkilerin fotosentez sonucu ürettiği besinlerin e, kökler, köklere ve diğer gövde kısımlarına aktarılmasını yine kökten topraklar vasıtası, topraktan kökler vasıtasından su ve madensel da toprak üstü organlara ve yapraklara doğru iletilmesini sağlayan dokumuzun adı iletim dokudur arkadaşlar. Demek ki besin su ve mineral taşımasını sağlıyor. İletim doku iki elemandan meydana geliyor. Kimdir hocam bu kereman diye soracaksınız. İletim doku kısilen ve flüem olmak iki kısımdan oluşur. Kısilen ve flüem boruları ya da dokuları bitkilerde genelde birlikte bulunur ve iletim demetlerini meydana getirirler. Şimdi kısilene baktığımızda arkadaşlar kısilemin Ksilem siteren kiması, kısilem parankiması, trakeit ve trake borularının oluşunu görüyoruz. Yani kısilem sadece bir boru değildir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ksilem parankiması, ksilem siteren hatta e, arkadaşlar trake ve trakeit'in boruları var. Yani odun boruları denilince aslında trake ve trakeit arkadaşlar. Kısilem, bitkilerin kökleri aracılığıyla topraktan aldıkları su ve su çözülen mineralleri toprak üstündeki gövde ve yaprak gibi organlara taşır. Kısilemde kökten yapraklara doğru tek yönlü iletim vardır. Trakea ve trakeit dediğimiz bir önce borular başlangıçta üst üste dizilmiş canlı meristem hücrededir. Bu canlı hücreler bir diz değişimi uğrar. Hücreler zamanla çekirdek ve stok plazmalarını kaybeder. Bunun sonucunda hücreler canlılıklarını yitirir. Üst üste dizilmiş hücrelerin boyuna çeperleri lignin birikimine giderek kalınlaşır ve boruya dönüşür. Hücrelerin birbirine bakan enine çeperleri ise tamamen erimiştir. Bu değişimler üst üste dizilmiş hücrelerin içinde madde iletimine uygun içi boş odun borularını meydana getirir ki bunlara trake ve trakeye diyoruz arkadaşlar. Boru şeklinde alan bu hücreler demetler haline bir araya geldiklerinde odun demetlerini oluşturur. Sert ve liginleşmiş odun demetleri aynı zamanda gövdeye mekanik desteklik sağlar ki bir ağacın gövdesini kesin de içinize, içinde gördüğünüz o borular odun kısımlarıdır hep kısilemdir arkadaşlar. Kısilemde madde enerji iletimi sırasında enerji harcanmaz arkadaşlar. Suyun canlı hücreye taşınması, hücre zarından taşınması düşünülüğünde kısemden su taşınması çok hızlıdır arkadaşlar. Ayrıca kısemde uzun mesafeli su taşınımı vardır ve bu görevli borulara trake ve trakeit denir. Yan yana bulunan trake ve trakeitler tabii ki ölü hücrelerden oluşuyor arkadaşlar. İşlevsel olarak bunlar ne hücre zarlarının organelleri yoktur sevgiler arkadaşlar. Trakeitler uzun ince borulardır. Trakeitler ise arkadaşlar genellikle nedir? Daha kısa ve geniş olan borulardır diyoruz. Trakelerin çeperlerinde geçitler bulunur. Trakeler üst üste gelerek damar adı verilen daha büyük birimleri meydana getirirler. Flöme geldik. Flöme ise bitkilerde besin taşınmasını sağlayan borular oluşturuyor. Flöme, flöme siklerenkiması, parankiması kalburlu borular ve arkadaş hücrelerden oluşur arkadaşlar. Yapraklarda üretilen fotosentez ürünlerinin köklere, kökteki azotlu organik maddelerini yapraklara ve bitkinin diğer kısımlara taşınmasını sağlar. Üst üste kalburlu hücrenin birbirine bakan komşu çeperleri yer yer eriyerek delikli bir hal alır ki bu delikli yapıya kalbur plağı denir. hücrenin üst üste zilmesi oluşan boruya da kalburlu boru denir. Kalburlu boru hücrelerinde lignin birikimi olmaz. Ama bu hücreler yine arkadaşlar e, bu yanında kendisine metabolik olarak da yardım edecek arkadaş hücreleri bulunur. Hatta bazı kaynaklar tabi MEP kaynakları değil mi bazı kaynaklar arkadaş hücrelerinden kalburlu bor hücrelerine ATP geçebileceğini bile söylüyorlar arkadaşlar. Kalburlu borular canlıdır ama çekirdeklerini kaybedikleri için metabolik faaliyetlerini uzun süre devam ettiremez. Bu durumda metabolik faaliyetlerin devralacak ve fotosentez ürünlerinin özünlenme parankima hücrelerinden kalburlu boru hücrelerine, kalburlu bor hücrelerinden de fotosentez yapamayan hücrelere geçişini kolaylaştıracak özelleşmiş parankim hücrelerine ihtiyaç duyar. İşte bu hücrelere biz ne diyoruz arkadaşlar? Arkadaş hücreleri diyoruz. Arkadaş hücreleri arkadaşlar çok sayıda mitokondri, endoplazmik retikulum ve ribozom tarafından bulunduran çeşitli çekirdekli hücreler bunlar arkadaşlar. Arkadaş hücreleriyle kalburlu borular arasında madde geçine uygun bağlantılar bulunur. İşte bunlar dezmozom diyoruz. Bu dezmozom isminden mesul değilsiniz. Bu bağlantılar arkadaşlar organik madde taşınmasında önemli role sahiptir. Hücre zarı değil yani. Bunlar direkt bir çeper bağlantısı var arkadaşlar. Kalburlu boru hücrelerinde madde taşıması çift yönlüdür kalburlu borulardaki taşıma kısemdeki taşımaya göre çok ama çok daha yavaş kabul edilir arkadaşlar. Geldik örtü dokuya. Yani epidermisin içinde bulunduğu, peridermisin içinde bulunduğu dokuya. Nedir arkadaşlar? Kök, gövde, yaprak ve meyvelerin üzerini örten doku. Temel görevlerine baktığımızda arkadaşlar özellikle bitkinin su kaybını engellediğini, organizmaların ve toksik maddenin bitki vücuduna girişini sınırlandırdığını görüyoruz. Örtü doku bitkinin hızlı hava hareketlerinden zarar görmesine de yardımcı olan bir doku sevgili arkadaşlar. Koruyucu dokuyu üstünücü oluşan hücre ve yapılar koruma faaliyetlerini yerine getirirken metabolik olaylar da kullanılan o oksijen ve karbondioksin giriş çıkışına da izin verir. ki stomanın olduğunu göreceksiniz ki stoma zaten epidermisten meydana geliyor. Örtü dokuyu oluşturan hücreler eğer canlı ise ismi epidermis, eğer ölü ise ismi peridermis adını alıyor. Epidermise başlayacak olursak arkadaşlar, epidermise başlayacak olursak hadi başlayalım. Sıkıca paketlenmiş, hücre arası boşlukları olmayan tek sıra hücre tabakasından meydana gelmiş. Demek ki neymiş? Hücre arası boşlukları yok. Tek sıra hücre tabakasından oluşmuş arkadaşlar. Otsu bitkilerin tüm yüzeyini örten, odunsu bitkilerin ise yaprak ve genç dalların üzerini örten bir doku. Hücreleri canlı, büyük kofullu, az toplazmalı ve kloroplastsızdır. Yani fotosentez yapmaz. Epidermis epidermi su kaybını sınırlamak için Yüzeydeki stoma dediğimiz arkadaşlar bir gözenek dışında açıklık bulunmaz. Yani epidermiste özellikle alt yüzeyde daha çok alt epidermiste daha çok çoğunlaşmış, yoğunlaşmış stoma dediğimiz gözenekler bulunur ve gaz alışverişini sağlar. Ayrıca terlemeyi de sağlar. Epidermisin dış çeperleri çeperlerinden daha kalındır arkadaşlar. Epidermis hücrelerinin dış çevreye bakan özelleşmiş çeperlerinde bu hücrelerin salgısını oluşturan kutikula tabakası bulunur. Kutikula tabakasının suya geçirgenliği çok azdır. Bu tabaka ayrıca ışığı yansıtmakta önemli bir role sahiptir. Böylece yaprakların aşırı ısınmasını önler, bitkinin yaşadığı ortamın iklim koşullarına göre kalınlığı değişkenlik gösterebilir. Kalınlığın değişkenlik göstermesi bize ne kazandırıyor? Mesela sıcak iklimdeki bitkilerde daha kalınken nemli bölge bitkileri daha incedir. Ancak mesela kökte ve arkadaşlar su bitkilerinde kutikula bulunmaz. Tekrar ediyorum kökte ve su bitkilerinde kutikula bulunmaz. Epidermis hücrenin farklılaşmasıyla oluşan stoma, tüy, emergens, hidrotot gibi yapılarımız var arkadaşlar bizim. Stoma ile başlayacak olursak. Bitkinin yapraklarında ve genç bitki gövdelerinde epidermisin farklılaşmasıyla oluşan canlı hücreler. Demek ki stoma bitkinin yapraklarında ve yeşil olan bitki gövdelerinde de bulunabiliyor arkadaşlar. Genellikle bitkinin yaprağının alt epidermisinde yoğun olarak bunlar arkadaşlar. Özellikle normal bölge bitkilerinde. Stoma, stoma açıklığı ve onu kuşatan arkadaşlar bekçi hücrelerden meydana gelir Bekçi hücrelerinin çevresinde de epidermis hücrelerinden meydana gelen komşu hücreler bulunmaktadır arkadaşlar. Çoğu bitki de stomalar gündüz açıkken gece kapalıdır. Tabi eks istisnaları var mı fedatlaşı cam bitkileri olduğu gibi e arkadaşlar. Stomalar açılıp kapanma özellikleriyle bitkideki terleme ve gaz alışverişini kontrol eder. Yani nasıl açılıp nasıl kapandığını daha ilerleyen kısımlarda göstereceğiz. o iki yaprak içerisinde stomadan difüzyonla girer. Karbondioksit aynı şekilde stomadan dışarı çıkar. Yani gaz alışverişini sağlıyor stoma. Ayrıca stoma terleme ile su kaybını neden olarak ısı düzenlenmesini sağlar. Dolayısıyla bitkinin arkadaşlar aşağıdan su alımının en önemli sebebi stomalardaki terleme ile atılan sudur. Stomadan su buhar şeklinde atılır. Stomadan su buhar şeklinde atıldığı için mineral ve tuz atılmaz arkadaşlar. Mineral ve tuz ancak hidatotla atılır. Tekrar diyorum stomadan su buhar şeklinde atıldığı için sadece su atılır buhar şeklinde. Mineral ve tuz atılmaz. Mineral ve tuz hidatotlarla atılan suyla atılır. Çünkü hidatotlardan su sıvı şekilde atılır. Stoma oluşan bekçi hücreleri genellikle böbrek şeklindedir arkadaşlar. Kuru fasulye gibi. Hücrenin birbirine bakan çeperleri diğer çeper kısımlarına göre daha kalındır arkadaşlar. Bekçi hücreleri kloroplast içerip fotosentez yapabilen hücrelerdir. Bu da ilginçtir. Epidermis yapamazken epidermisel meydana gelen hücreler yapabilir. Krokortan bitkilerine baktığımızda krokortan bitkilerinde arkadaşlar stomaların az sayıda ve genellikle yaprağın alt düzeyinde bulunduğunu görüyoruz. Nemli bölge bitkilerine baktığımızda ise stomalar çok sayıda ve toprağın her iki düzeyinde bulunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Su bitkilerinde ise stomaların yaprağın üst düzeyinde bulunduğunu, su bitkilerinin su içinde kalan kısımlarda ise stoma bulunmadığını görüyoruz. Önemli kısım buradan her yeri soru arkadaşlar. Toprak altı organlardan da kök epidermisinde yine stoma bulunma Demek ki su bitkilerinin su içinde kalan kısımlarında ve kökte stoma yok. Tüye geldiğimizde tüyün epidermisten meydana gelen dışarı olan uzanan çıkıntılar. Bu çıkıntıların kloroplast fotosentezi yapmadığını ve çeşitli görevleri olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Mesela yaprakta örtü tüyü var, kökte emici tüyler var, sarmaşta sarılıcı tutunma e, tüyleri var, ısırgan otunda arkadaşlar savunma tüyleri var, nane de işte koku tüyleri var arkadaşlar. Bunların genel görevleri nedir? İşte e, koku tüyleri tozlaşmaya yardımcı olur. Yapraktaki örtü tüyleri stomaları doğrudan rüzgar almaktan korur ve epidermis yüzeyindeki terlemeyi azaltır. Yine su buharını tutarak arkadaşlar e, kuru ve rüzgarlı havada bitkinin buharlaşmalı aşırı su kaybını engeller bu yapraktaki tüyler Yoğun tüy tabakası ışığı yansıtır ve yaprağın aşırı ısınmasını engeller. Yine böcek saldırılarını azalttı düşünülmektedir. Kökteki emici tüyler ise arkadaşlar kökten topraktan su ve mineral emilimini sağlayan önemli yapılardır. Hidatota geldiğimizde su savu arkadaşlar epidermisten farklılaşan bir diğer yapıdır. Yaprak uçlarında ve kenarlarında bulunan açıklıklardır. Kısilen boruların sonlanma yeridir. Özellikle atmosfer neminin fazla olduğu neme doyduğu yerlere terleme hızı düşük olur. Stomalar kapanmaya başlar. Ve bu durumda su damlalar şeklinde hidatoplardan atılmasını sağlar. Hidatopların açılıp kapanma özelliği yoktur. Hidatoplar ile bağlantılıdır. bağlantılır. Kısılan ile yapraklara taşınan su terleme ile kaybedilen su fazla ise hidatoplar fazla suyu damlama yoluyla dışarı atar. De bak ne diyor cümle önemli. borular ile yapraklara taşınan su terleme ile kaybedilen sudan fazla ise hidatoplar fazla suyu damlama ile dışarı atar. Peridermise geldik arkadaşlar. Peridermise bakalım. Peridermis odunsu bitkilerde bulunuyordu. Kök ve gövdenin üzerini örten epidermis enine kalınlaşma nedeniyle parçalanıyordu ve yerini peridermise bırakıyordu. Peridermis hücreleri kök ve gövdeyi dıştan sararak içteki dokuları koruyan bir yapı haline alır arkadaşlar. Peridermis tabakasına baktığımızda üstte belirtmiştik konunun başlangıcında mantar kamyonundan oluşan mantar doku tarafından meydana getirilen bir doku aslına bakarsanız mantar tabak oluşurken periden hücreleri canlılığını kaybediyor ve ölüyor arkadaşlar. Dolayısıyla ölü bir dokudur. Mantar doku hücrelerinin çeperlerine süberin biriktiğinden bu doku suya geçirimsiz bir tabak haline alır ve ölür. Ve bu sayede bitkinin su kaybı da engellenmiş olur arkadaşlar. Tabii ki periderm bitkiyi, bitkiyi sıcağa, soğuğa, mekanik etkiye karşı koruyor. Ayrıca periden üzerinde küçük küçük açıklıklar vardır. Bu açıklıklara lentisel diye de kovucuk denir. Lentiseller gövde üzerinde ince yarıklar ve kabartılar şeklinde bulunur. Gövde ve dallarda bulunan lentiseller dış atmosferde ve bitkinin canlı iç dokuları arasında gaz alışverişini sağlar. Az da olsa su kaybına da sebep olduğu biliniyor. Sevgili arkadaşlar okumanın birinci bölümü yani aslında 16. bölüm bu. Bitkisel 17. Bitkisel dokular için ise birinci bölüm bitmiş oldu arkadaşlar.